Merhaba çocuklar. Bugün birlikte trafik ve ilk yardım ünitesini işleyeceğiz. İlk konumuz ilk yardım malzemeleri. Gerekli hallerde ilk yardım malzemelerini doğru kullanmak hayat kurtarabilir. Bu nedenle ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanımalı ve doğru kullanmalıyız. Şimdi malzemeleri teker teker tanıyalım. Büyük sargı bezi. Yara üzerine koyulan pansuman malzemelerini sabit tutmak için kullanılır. Hidropil, gaz steril. Gazlı bez olarak da bilinir. Açık yaraların üzerine kapatmak için kullanılır. Üçgen sargı bezi. Yaralanmış bölgenin sabitlenmesi, askıya alınması için kullanılır. Antiseptik solüsyon. Hastaneye hemen gidilemiyorsa, sıyrık gibi basit yaraların temizlenmesinde kullanılır. Plaster, yaralanmış bölgeye koyulan pansuman malzemelerinin sabitlenmesinde kullanılır. Çengelli iğne, gerekli hallerde kumaşı kumaşa tutturmak için kullanılır. Küçük makas, ilk yardım malzemelerini ya da kazazedenin elbiselerini kesmek için kullanılır. Esmer bandajı, kanamaların durdurulması, özellikle kol ve bacaklardaki atar damarların kanamalarının durdurulması için kullanılır. Turnike, kol ve bacaklarda diğer malzemeler ile durdurulamayan atar damar kanamalarını durdurmak için kullanılır. Yara bandı, derin olmayan küçük yara ve sıyrıklarda kullanılır. Alüminyum yanık örtüsü, yanık vakalarında yaralıyı dış etkilerden korumak, su kaybını önlemek için kullanılır. Tıbbi eldiven öncelikle yaralıya mikrop bulaşmasın diye kullanılır, ancak ilk yardımcının kendisini koruması için de kullanılır. El feneri aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda yaralıya müdahale etmek için kullanılır. 112 acil yardım. Hasta ya da yaralıya yardım etmek insanlık ve vatandaşlık görevimizdir. Bunun yanında acil yardım yasal sorumluluğumuzdur. Gerektiğinde acil yardım uygulanmazsa cezai yaptırımı vardır. Trafikte kazaya tanık olan kişi 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istemek zorundadır. Yardım talebinde bulunan kişi kendini tanıtmalı, kaza yerini doğru bildirmelidir. Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 110 İtfaiye gibi. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kurulum çalışmaları İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin amacı nedir? Birlikte bakalım. Birincisi, acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri. İkincisi, acil çağrı aldıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları. Acil çağrı merkezi gereksiz yere aranarak meşgul edilmemelidir. Gereksiz yere aramanın suç olduğu ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezai işlem yapılacağı unutulmamalıdır. Doğru müdahale. İlk yardım, olay yerinde mevcut imkanlarla yapılan, tıbbi olmayan geçici uygulamalar olarak tanımlanır. İlk yardımın başlangıcı 112 acil çağrı merkezini aramaktır. İlk yardım müdahalesi, ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından yapılır. İlk yardım uygulayan kişi sakin olmalı, sonucunu bilmediği bir uygulamayı yapmamalıdır. Hastanın, yaralının ya da kazazedenin hayatını düşündüğü gibi kendi hayatını da düşünmelidir. Pek çok hastalığın kan ve salya gibi vücut sıvıları ile insandan insana bulaşabileceğini unutmamalıdır.
Hafif yaralanmalarda ilk yardım. Hafif yaralanmalar sonucunda oluşan sıyrık, bere, çürük ve ezik gibi yaralara hafif yaralar denir. Hafif yaraların mikrop kaparak önemli sonuçlara yol açmaması için öncelikle yaralanma bölgesi su ve sabunla temizlenmelidir. Temizlenen bölge temiz bir bez ya da kağıt peçete ile kurulanmalıdır. Gerekli hallerde yaralanma bölgesinin dış etkenlerden korunması için steril sargı bezi veya yara bandı kullanılmalıdır. İlk yardım uygulamalarında öncelikli amaç hastaya zarar vermemektir. Yaralanma neticesinde oluşan morarma ve şişmeyi engellemek için buz uygulaması yapılmalıdır. Hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarını öğrenmeliyiz, ancak mecbur kalmadıkça tek başımıza uygulamamalıyız çocuklar. Aile büyüklerimizden, öğretmenimizden, arkadaşımızdan yardım alabileceğimizi unutmamalıyız. Solunum. Solunum hayati fonksiyondur. Vücut için gerekli oksijen solunan hava ile alınır. Solunumun bir dakika durması halinde kalp atışında düzensizlik olur. Solunumun 1-4 dakika durması halinde kalp atışı durur ve beyinde hasar oluşma eğilimi başlar. Solunumun 4-6 dakika durması halinde beyinde hasar oluşur. Solunumun 6-10 dakika durması halinde beyinde ağır hasar oluşur. Süre 10 dakikanın da üzerine çıkarsa beyinde kalıcı hasar oluşur. Solunum yoluna kaçan cisimlerin boğulmalara dahi sebep olabileceğini unutmamalıyız. Böyle durumlarda karşılaştığımızda kazazedenin arkasında durulur, bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır, diğer elle kürek kemiklerinin arasına 5 kez vurulur. Tıkanıklık açılmadıysa kazazedenin arkasından sarılarak gövdesi kavranır, bir elin baş parmağı kazazedenin midesinin üst kısmına yumruk yapılarak konur, diğer el ile yumruk yapılan el kavranarak arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Şimdi birlikte ünite değerlendirme sorularını cevaplandıralım. A bölümü, aşağıdaki malzemelerden ilk yardım çantasında bulunması zorunlu olanları ok işareti ile ilk yardım çantasına taşıyınız. İlk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler: 1 numaralı esmer bandajı, 2 numaralı yara bandı, 5 numaralı çengelli iğne, 8 numaralı eldiven, 9 numaralı turnike, 10 numaralı büyük sargı bezi, 11 numaralı küçük makas, 13 numaralı plaster ve 14 numaralı antiseptik solüsyondur. B bölümüne bakalım şimdi çocuklar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birincisi, motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. Evet, doğru. Motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. İkincisi, ilk yardım çantasında çengelli iğne bulundurulması zorunlu değildir. Bu ifade yanlıştır. İlk yardım çantasında çengelli iğne bulundurulması zorunludur. 3. Mümkünse tıbbi eldiven takılmadan yaralıya müdahale edilmemelidir. Doğru, tıbbi eldiven takılmadan yaralıya müdahale edilmemelidir. Dördüncüsü, yaralıya yardım etmeyen kişiye Türk Ceza Kanunu'na göre cezai işlem yapılır. Doğru, yaralıya müdahale etmeyen kişiye cezai işlem uygulanır. 5. 112 acil yardım merkezini arayan kişi kendi adını ve adresini söylemek zorundadır.
Yanlış. 112 acil yardım merkezini arayan kişi kendi adını ve olay yerin adresini söylemek zorundadır. 6. İlk yardım bir tıbbi uygulamadır. Yanlış. İlk yardım tıbbi bir uygulama değildir. 7. İlk yardımı yapan kişi sakin ve soğukkanlı olmalıdır. Doğru. İlk yardımı yapan kişi sakin ve soğukkanlı olmalıdır. 8. İlk yardım hastanelerin acil servisinde yapılır. Yanlış. İlk yardım olay yerinde uygulanır çocuklar. 9. Hafif yaralanmalarda yaralanan bölgeyi su ve sabun kullanarak yıkayabiliriz. Doğru. Hafif yaralanmalarda yaralanan bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. 10. Hafif yaralanmalarda 112 acil yardım merkezi aranarak yardım istenmelidir. Yanlış. Hafif yaralanmalarda 112 acil yardım merkezini aramak gerekli değildir. C bölümüne bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilmiş olan sözcük ya da sözcük gruplarından uygun olanını yazınız. Birincisi, ilk yardım çantasında bulunan malzemelerin nasıl kullanılacağını öğrenmeliyiz. İkinci cümlemiz, bir trafik kazasına tanık olan kişi 112 acil yardım merkezini arayarak yardım istemelidir. 3. 112 acil yardım merkezini arayan kişi kendisini tanıtarak olay yeri hakkında doğru bilgi vermek zorundadır. 4. Hasta ve yaralıya ilk yardım eğitimi almış kişilerin dışında kimse müdahale etmemeli. 5. Sıyrık, çürük, bere, ezik ve benzeri hafif yaralanmalarda basit ilk yardım müdahalelerini kendimiz de yapabiliriz. Ç bölümüne bakalım şimdi. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki malzemelerden hangisinin ilk yardım çantasında bulunması zorunlu değildir? A. Çengelli iğne. B. Tıbbi eldiven. C. Tırnak makası. Tırnak makası ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Bir trafik kazasına tanık olan kişi ne yapmalıdır? A. 112 acil yardım merkezini arayarak trafik kazası hakkında bilgi vermeli. B. Hemen yaralılara müdahale etmeli. C. Yaralanmış bölgeyi antiseptik solüsyon ile temizlemeli. Trafik kazasına tanık olan kişiyi 112 acil yardım merkezini arayarak trafik kazası hakkında bilgi vermelidir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 3. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi tıbbi müdahalede bulunmaz? A. Doktor, B. Hemşire, C. Polis. Polis tıbbi müdahalede bulunmaz. Doğru cevabımız C şıkkı. 4. Hafif yaralanmalarda hangisi kullanılır? A. Alüminyum yanık örtüsü, B. Yara bandı, C. Üçgen sargı bezi. Hafif yaralanmalarda yara bandı kullanılır. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. Verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır? A. İtfaiye çağırmak için 110 aranmalıdır. B. Jandarmadan yardım istemek için 156 aranmalıdır. C. Polis çağırmak için 111 aranmalıdır. Polis çağırmak için 111 değil, 155 aranmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız. D bölümüne bakalım. 1.
ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri ve nerelerde kullanıldığını yazınız. Büyük sargı bezi, yara üzerine koyulan pansuman malzemelerini sabit tutmak için kullanılır. Hidropil gaz steril, gazlı bez olarak da bilinen açık yaraların üzerini kapatmak için kullanılır. Üçgen sargı bezi, yaralanmış bölgenin sabitlenmesi, askıya alınması için kullanılır. Antiseptik solüsyon, hastaneye hemen gidilemiyorsa sıyrık gibi basit yaraların temizlenmesinde kullanılır. Plaster, yaralanmış bölgeye koyulan pansuman malzemelerini sabitlemek için kullanılır. Çengelli iğne, gerekli hallerde kumaşı kumaşa tutturmak için kullanılır. Küçük makas, ilk yardım malzemelerini ya da kazazedenin elbisesini kesmek için kullanılır. Esmalt bandajı, kanamaların durdurulmasında kullanılır. Turnike, yine kanamaların durdurulmasında kullanılır. Yara bandı, derin olmayan küçük yara ve sıyrıklarda kullanılır. Alüminyum yanık örtüsü, yanık vakalarında yaralıyı dış etkilerden korumak, su kaybını önlemek için kullanılır. Tıbbi eldiven, öncelikle yaralıya mikrop bulaşmasın diye kullanılır. Ancak ilk yardımcının kendisini koruması için de kullanılır. El feneri, aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda yaralıya müdahale etmek için kullanılır. İkinci sorumuz, trafikte ilk yardım gereken durumlarda kimden yardım istenir? Trafikte ilk yardım gerektiren durumlarda ilk yardım bilgisi olan kişilerden yardım istenmelidir. 3. Yanlış yapılan ilk yardım uygulamaları nelere sebep olabilir? Yanlış yapılan ilk yardım uygulamaları acil durumda olan kişinin durumunun kötüleşmesine, sakat kalmasına, hatta ölüme kadar yol açabilir. 4. Hafif yaralara nasıl müdahale edilir? Hafif yaralanmalarda yaralanma bölgesi su ve sabunla yıkanmalı. Temiz bir bez ya da peçete ile kurulanmalı. Gerekli hallerde steril sargı bezi ya da yara bandı kullanılmalıdır. Aşağıdaki şemayı inceleyerek ilk yardımın önemini anlatan bir afiş hazırlayınız. Çocuklar, şemayı iyice inceleyerek afişinizi hazırlamanızı rica ediyorum.